Evet, Selam Memar Koridoru'ndayız. Bakın burası 2 ve 3 numaralı kapılardan girilen yer. Bayanların 32 nolu kapıdan girdikten sonra namaz kıldıkları alan, bu sol köşedeki alan. Şimdi biraz daha orayı size gösteririm. Bayanların nerede namaz kıldığını göstermeleri açısından, görmeleri açısından. Evet, bakın burası brandalarla bölünmüş durumda. Bayanlar bu sağ tarafa, minberden tarafa geçiş yapamıyorlar. 32'den geldikleri zaman namaz kıldıkları alan bu alan. Şu anda yatsı ve teravih için insanlar burada bekliyorlar. Burası mescidin eski bölümü. Bayanlar yatsı namazının ardından ve sabah namazından öğlen namazına kadar bu bölümde namaz kılabiliyorlar. Burayı Ravza zannetmeyin. Ravza hemen şuradan, minberden başlıyor ve ileriye doğru devam ediyor. Peygamber Efendimizin hücresine varıncaya kadar arka planda müezzin mahfilini görüyorsunuz. Şu şekilde tekrar bayanların Ravza diye girdikleri ve Ravza zannettikleri alanı göstermiş olayım. Burası Ravza değil, burası mescidin bir bölümü. Burası da yeşil halılarla kaplı. Bu şekilde burada namaz kılabilir, belli bir süre kalabilirsiniz. Burada uzunca süre kalmaya müsaade ediyorlar. Esas Ravza dediğimiz bölüm ise bakın şu bölüm. Şu anda Ravza randevusu olan kardeşlerimiz namazlarını kılıyorlar, ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar. Minberimle evim arası, hücrem arası cennet bahçelerinden bir bahçedir dediği alan. Bu alan 3 tane yan yana kahverengi sütun var ön tarafta. Birisi hemen mihrabın gerisinde, diğerisi 119 nolu sütun, diğeri ise 129 nolu sütun. Rabbim hepimizin mekanını cennet eylesin, varıp gideceği noktayı cennet eylesin, cennette cemalini görmeyi, Peygamber Efendimiz'e komşu olmayı nasip eylesin. Sizlere de bu kadar ayrıntılı yakından göstermiş olduk. Grup ilerlemediği için de daha net görüntü alma imkanımız oluyor. Burada bu şekilde devam edeceğiz. Bakın insanlar namaz kılmaya devam ediyorlar. Ön taraftaki sütunların 99, 109, 119 ve 129'daki sütunların içleri kahverengi renkli ama 119'da 129 mihrabın soluna kalıyor. Mihraba döndüğünüz zaman kıbleye doğru 119 ve 129 nolu sütunlar önemlidir. Buralarda namaz kılınabilir. Sahabenin de özen gösterdiği yerlerdir ama geriye doğru kılınabiliyor. Eski mescit bölümü 95 numaraya kadar gidiyordu. Erkekler öğleden sonra yatsı namazına kadar ziyaretlerini gerçekleştirebiliyorlar. Eğer ikindi namazına ve akşam namazına denk gelirlerse ve yatsı namazına denk gelirlerse burada namaz kılabiliyorlar. Evet. Şuradan göstermiş olayım sizlere. Şurası Mihrab-ı Nebi, Resulullah'ın mihrabı. Hemen bu kapının olduğu yer ise ağlayan kütük diye bildiğimiz hurma kütüğünün yer aldığı alan. Bakın şurası mihrap. Hemen karşıda 119 nolu sütunu görüyorsunuz. Şu şekilde numarasına bakabilirsiniz. Üzerinde pervane var. Kameranın hemen önünde yer alıyor. Hazreti Ayşe sütunu ya da Muhacirler sütunu denilen ve Peygamber Efendimiz ümmetin burada bir nokta var ki eğer orayı bilselerdi sürekli orada namaz kılmak isterlerdi dediği nokta hemen bu karşımızdaki sütun. Şu mihrap, mihraba doğru durduğunuz zaman hemen sol omzunuza kalıyor bu şekilde. Evet, sizlere de bunu yakından göstermiş olduk. Bugün elhamdülillah daha ayrıntılı gösterme imkanı doğdu. Tabii hemen ön taraf olduğu için herkes de bu önden selamlamayı gerçekleştirmek istiyor. Burada sıra biraz daha az gidiyor. Hemen şu direk ise
129 nolu sütun. Bakın üzerinde sütun numarası yazıyor. Bu da Ebu Lübabe sütunu, defalarca bahsettim sizlere. Şu ilk sütun itikaf sütunu, Resulullah'ın itikafa durduğu yer. İkinci sütun muhafızlar sütunu, onun arkasındaki üçüncü sütun ise elçiler sütunu olarak geçiyor kayıtlarda. Peygamber Efendimiz'in hücresi de hemen buradaydı. Buradan mescide çıkıp namazını eda ediyor. Ardından tekrar hücresine, odalarına dönüyordu. Evet, şu ilk bölme boş. Orada da yuvarlak alanlar var. Resulullah ikinci bölmede Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'le birlikte. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Nebiyallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Halilallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Nur Arşillah. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا نور عرش الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين السلام عليك يا أبو بكر الصديق رضي الله عنه السلام عليك يا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Evet, bir anda bir kapı açıldı ve Resulullah'ı hemen yakınından selamlamak nasip oldu. Rabbim sizlere de bu duyguyu yaşatsın. Bizzat bu koridordan selam vermeyi, muhabbet duymayı nasip eylesin. Ne desek boş. Ne desek boş. Onun yanında olamadık, ona kavuşamadık. Ne desek boş. Rabbim cennette cemalini görmeyi nasip eylesin. Rabbim senin şefaatlerini üzerimizden eksik eylemesin. Rabbim cennette bizleri sana komşu eylesin ya Resulallah. Bu dünyada gözümüzde göremedik, sana yakın olamadık. Ama her daim seni ziyaret etmeye özen gösteriyor. Gayret ediyoruz. Allah'ım bizi ve neslimizi sana ibadet edenlerden eyle. Bizi ve neslimizi Resulullah'ın izinden gidenlerden eyle. Ya Rabbi bizi ve neslimizi senin çizdiğin yol üzere sana uyan, Resulünün sünnetine ittiba edenlerden eyle Allah'ım. Bizleri senden başkasına muhtaç eyleme. Bizleri affeyle, bizleri bağışla, bizleri merhamet eyle ya Rabbi. Sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affeyle Allah'ım. İçimizden geçenleri sen biliyorsun. Ya Rabbi, Habibim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim Peygamber Efendimiz'in yolundan ayırmasın bizleri. Evet.